30 yaşına kadar bir baltaya sap olamamış bir çocuk. Annesinin çocuğuna uyguladığı tekniklerden sonra ev bark sahibi oluyor, iş sahibi oluyor değerli arkadaşlar. Sizin çok zor değişmez dediğiniz çocuğunuzun nasıl değişebileceğini size anlatmak istiyorum. Bunu nasıl anlatacağım? Yaşadığım seanslardan örnekler vererek. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz siz de ha tamam benim çok zor bir çocuğum var. Oğlum, kızım çok zor. Onunla aramızda buzlar girdi. Onunla artık anlaşamıyoruz ergenlik çağında. Ve bağlar koptu, köprüler atıldı. Hiçbir bağımız kalmadı. Beni düşman gibi belliyor. Dediğin o çocuğun, o senin evladınla tekrar nasıl köprüler kurabileceğini, nasıl o çocuğun da düzelebileceğini, eski haline nasıl gelebileceğini bu videoda, videonun sonuna kadar izlerseniz anlatmak istiyorum değerli arkadaşlar. Bir kere çocuklar dünyaya geldiğinde bunlar sıfır, öyle düşünün. Sıfır bir araç, bir Mercedes, öyle düşünün. Bunun korkuları iki tane sadece ve bunun günahı sıfır. Kötü alışkanlıkları yok değil mi? Sıfır bir ürün gibi görün, araç. Bu çocuk dünyaya geldiğinde sıfır olan size verilen emanet yükleniyor. Yani sizden bir şeyler yükleniyor. Bir program gibi yüklüyorsunuz onları. Bağlar kuruyorsunuz. Sonra sahibine benzemeye başlıyor. Hani babasına benziyor, annesine benziyor derler ya. Onun gibi size benzemeye başlıyor. Sonra çocuk yüklenmeye başlıyor. Negatif programlarla. Örneğin o çocuk cesurken yapamazsın, edemezsin gibi cümlelerle ne yapıyor? Cesareti kırılıyor, korkular yükleniyor. Korkular iki taneyken 20 tane korkusu var. Ve tabii en fazla siz onun yanında olduğunuzdan dolayı çocuğun da size nazı geçiyor. Sizden istiyor devamlı. Sizden yeni ayakkabı istiyor. İşte markalı ayakkabılar, markalı kıyafetler, markalı. Siz de her dediğini yaptıkça yeter ki sussun diyerek ne oluyor otomatikman? Size söz geçirdikçe sizi kontrol etmeye başlıyor. Siz de bunu fark ettiğinizde, tepki koyduğunuzda, blokaj koyduğunuzda ne yapıyor? Size düşman oluyor, tamam mı? Tabii sizle arası açılınca da size tepki olarak evden kaçıyor. Size yaklaşmıyor. Yüksek sesle konuşuyor. Size saygı duymuyor. Ve arada uçurumlar açılıyor değerli arkadaşlar. Kopuyor sizden, öyle düşünün. Bir göbek bağı vardı 16 yaşına kadar. O göbek bağı kopuyor, öyle düşünün. Siz ne yaparsanız yapın bir türlü çocuğun gönlünü alamıyorsunuz. Her türlü yol denediniz, çözemediniz. Aranıza birilerini koydunuz, düzelmedi. Psikoloğa götürdünüz, olmadı. Doktora götürdünüz, olmadı. Psikiyatriste götürdünüz, olmadı. Yaşam koçuna, biyoenerjiciye, her yere götürdünüz. Olmadı. Aranız düzelmedi ve gün geçtikçe kaybediyorsunuz. Elinizden kaçırıyorsunuz. Öyle düşün. Hani ağaç yaş iken eğilir hesabı. Çocuğun yaşı ilerledikçe sertleşiyor ve bağı daha da kopuyor. Bunun gibi vakalar her aile aşağı yukarı yaşamıştır. Eğer yaşamadıysa aile içerisinde akrabası vardır veya abisinin çocuğu vardır. Mutlaka öyle bir konuyla ne yapmışsınızdır? Karşılaşmışsınızdır değerli arkadaşlar. Böyle durumlarda insanlar umutsuzluğa düşüyor. Gerçekten mümkün değil. Ben her şeyi denedim diyor kişi. Her şeyi denedim diyor ya. Gitmedik kapı kalmadı diyor. Soruyorsun gerçekten. Nereye gittin? Şuraya gittim. Sonra şuraya başvurdum. Sonra şunu yaptım, bunu yaptım. Yani o kadar yollar aramışlar ki çözememişler. Bağ kurulmayınca umutsuzluğa düşen kişi ne oluyor? İnanmıyor artık. Ben diyor artık çocuğumla tamamen bağı koparttım. Ve çocuğum bana düşman oldu. Gece saat 3'te geliyor, 4'te geliyor, işte sigara içiyor veya ne içtiğini ben de bilmiyorum. Elimden çıktı çocuğum diyor. Gece uyuyamıyor artık. Değerli arkadaşlar, böyle vakalar geliyor bize. Bu kadar çalışmanın arkasında çocuğu değişmeyen anne veya baba, sana sesleniyorum. Sen burada çözüm olarak hep dışarıya baktın. Hep başkalarının arkasından koştun. Hep onun, bunun, doktorun, psikoloğun arkasında koştu. Çocuğunu değiştirmek için mucizeler bekledi. Masal hikayelerinin arkasından koştu. Beyaz atlı prensi bekledi. Devamlı dışarıda aradın, başkalarını suçladın, başkalarından yardım istedin. Ama çözüm aslında hemen önünde, senin önünde. Çözüm yakınında ve elinde aslında. Nasıl çözebilirsin? Bu problemler çözülür mü? Çözüldü değerli arkadaşlar. Biz binlerce kez çözdük. Biliyorum çözüldü. Onlarda daha ekstrem, daha böyle ağır vakalar vardı. Burada anlatmadığım vakalar vardı. Onlar çözüldüyse bunun gibi bunlar artık basit geliyor. Bunlar da çözülüyor. Sen aileye bakacaksın, içine bakacaksın. Bu çocuğun en iyi psikoloğu, en iyi doktoru sensin. Ailedir, annesidir, babasıdır.
Sen o çocuğun yaşam koçu olmalısın. Sen bir çeşit o çocuğun psikoloğu olmalısın. Sen psikolojik taktik ve teknikler uygulayabilmelisin. Sen eğer bunu yaparsan o zaman çocuğu tekrar ele geçirebilirsin. Tekrar onun damarından girebilirsin. Tekrar o çocuğu kontrol altında tutabilir ve gönül bağı kurabilirsin. Çözüm sensin. Çözüm dışarıdaki insanlar değil. Suçlular başkaları değil. Dışarıda suçluyu ve çözümü aramayı bırak artık lütfen. Ömrün zayi olmasın. Çocuğun hayatı israf olmasın. Çocuğunu tekrar kazanmak istiyorsan çözümün sen, bu videoyu izleyen sen olduğuna inanman gerekiyor. Senin psikolojik taktik, teknik öğrenerek çocuğuna uygulamanla hedefine varırsın. Çocuğa psikolojik taktik uygularsan, yani sen onun psikoloğu olursan, o zaman dışarıdaki insanların arkasından koşmana gerek kalmayacak. Birilerini de suçlamana gerek kalmayacak. Çünkü bir çocuk 18 yaşına kadar 144 bin kere negatif cümle duyuyor. 18 yaşına kadar. Yapma, etme, elleme, yapamazsın, başarısızsın, sen tavuksun, sen ördeksin, senin burnun yamuk, senin öfken babandan geliyor, senin şu kötü alışkanlığın amcandan geliyor, senin çirkinliğin buradan geliyor diyerek bu çocuk 144 bin kere negatif cümle ile programlandı. Peki kim yaptı bunu? Bunu sen yaptın annesi olarak. Bunu babası olarak sen yaptın veya abisi olarak, büyüğü olarak sen yaptın. Bunlara devam ettikçe çocuğun düzelmeyecek ve evladın elinden çıkıp kaybolacak. Bu kesin, bu garantili. Peki nasıl mı değiştireceksin? Sen bugün karar vermen lazım. Kendini artık rahatlatmak için yalan konuşmaman lazım kendine. İnsanoğlu bunu biliyor aslında, bilinçaltında var. Ama kendini rahatlatmak için ne yapıyor? Kendini kandırıyor. Yok diyor, yok yok. O amcası suçluydu, babası suçluydu, anası suçluydu veya filanca uzman suçluydu diye sen aslında kendini kandırıyorsun. Bugün kararını ver ve sorumluluk al. Bırak artık kendini kandırmayı. Burada sen kendini değiştirmen lazım. İlk yapman gereken şeyler kendine dürüst davranmak. Bu gerçeği kabul etmek. Kendine yalan konuşuyordun ya, artık bunu terk etmek. Yani kendini kandırmaman lazım. Ve psikolojik taktik ve teknik öğrenerek çocuğuna tekrar hakim olabilirsin. Bunun örnekleri çok değerli arkadaşlar. Ben günlük olarak mesajlar alıyorum. Anne ve baba kendini yetiştirerek 3 ayda örneğin, kendi psikologları olduğunda gece geç saatte gelen çocuk, örneğin saat 3'te 4'te sabaha karşı gelen 14-15 yaşındaki çocuk eve tekrar geliyor. Veya bir işe giriyor, meslek sahibi oluyor, toparlanıyor, kendine geliyor. Veya 30 yaşında bir çocuk 10 seneden beri 20 yaşından 30 yaşına kadar bir baltaya sap olamamış bir çocuk, annesinin çocuğuna uyguladığı tekniklerden sonra ev bark sahibi oluyor, iş sahibi oluyor değerli arkadaşlar. Bunlar bize yabancı değil. Biz bunları binlerce kez gördük, yaşadık, hakkal yakın yaşadık. Dolayısıyla sizlere sesleniyorum. Artık vakti gelmedi mi? Çocuklarınıza, ailenize bir şans verme vakti gelmedi mi? Daha ne kadar kendinizi kandıracaksınız? Kafanızı kumun içine sokup daha ne kadar bekleyeceksiniz? Şu 3 günlük dünya hızlı geçiyor değerli arkadaşlar. Karar verip kendinizi rahatlatmayı bırakarak karar vermeniz lazım ve harekete geçmeniz gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken psikolojik taktik ve teknikleri öğrenmek. Hocam ben de istiyorum. Ben de çocuğuma kavuşmak istiyorum veya eşimle daha iyi iletişim kurmak istiyorum. Psikolojik taktik ve teknikleri öğrenmek istiyorum diyorsanız, o zaman buna uygun musunuz, değil misiniz? Çünkü herkese de uygun değil. Herkesin yapabileceği bir şey değil veya herkes hak etmiyor. Size uygun mu, değil mi? Bunu ne yapabiliriz? Ölçebiliriz, anlayabiliriz. Bunun için başvuru gönderirsiniz bize. Hemen videonun altında link var. Bu linke tıklayarak form doldurup gönderirsiniz. Gönderdikten sonra eğer uyduğunuzu anlarsak, o zaman bizim arkadaşlar sizi arar ve benimle bir termin, bir randevu yaparız. Karşı karşıya otururuz ve şu anki durum nedir? Nerelere gittiniz? Nasıl çözmeye çalıştınız? Nereden geliyorsunuz? Ve hedefiniz nelerdir? Nereye gitmek istiyorsunuz? Nasıl bir sonuç istiyorsunuz? Bunları oturup konuşuruz. Burada atacağınız adımlar neler olmalı? Size
adım adım anlatırım, gösteririm. Bunu online olarak yaparız. Eğer birbirimize uyarsak o zaman devam ederiz. Bu online ön görüşme ücretsiz değerli arkadaşlar. Ama diğer programlar ücretli. Biz almaya değişiyoruz. Şimdi sen de karar verdiysen hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Bu videoyu beğendiysen beğene tıkla ve henüz bizim YouTube kanalımıza abone değilsen abone olarak bildirimleri açmanı tavsiye ediyorum. Hoşça kal.